Değerli arkadaşlar, Farming Simulator'ın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ya çok uzun zaman geçti bu oyunu oynayalı. Ya biraz top çekiyorum. Ondan sonra onları paylaşana kadar vesaire çok böyle zaman geçiyor. Şimdi özellikle bölümlerin sürelerini kısalttığımdan beri böyle ne kadar çok bölüm paylaşabilirsem o kadar iyi. Yani bir an evvel bölümleri paylaşayım ki normal zamanı yakalayalım. Çok öndeyim şu anda diye şey yaptım. Yine dayanamadım bugün, yine girdim. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağız bugün. Bir öncelikle bu hayvanların mamalarını yapacağız. İkinci olarak bu serayı boşaltacağız. Buradaki şey, yükleri boşaltacağız. Üçüncü olarak iplikhaneyi yerleştireceğiz ve bu şeyleri, iplikleri iplikhaneye bırakacağız. Dördüncü olarak bu inek mandırası için, burası için, barn için, cow barn için. Bunlar şey üretiyorlar ya. Şimdi buraya saman parçalıyoruz. Yatak olarak saman kullanıyorlar bunlar. Tabii dışkılıyorlar, kakalarını yapıyorlar, çişlerini yapıyorlar, eziyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu daha sonra o kaka vesaire manyura dönüşüyor. Katı gübre gibi bir şeye dönüşüyor böyle. Onu depolayacak bir de silo. Ve o falan filan. Böyle bir güzel bir şey olacak. Keyifli olacak şimdi. Şimdi öncelikle bunların maması daha var iken biz şey yapalım. İnşaat işlerimize başlayalım. Şimdi iplikhane için oy sizden oylama istemiştim. Yüzde çok bir rakam. Yani yüksek bir rakam şey dedi. Kendi arsana koy şeklinde bir yorum geldi. Dolayısıyla kendi arsama koyuyor olacağım şimdi bunu. Şöyle bir düşüncem var. Bu kenara böyle yaparsam, bu trigger'ın olduğu alan, şu alan, yani bırakacağımız, dolduracağımız, boşaltacağımız alan çakıl olacak ve buradan böyle bir, hani şöyle baktığın zaman şöyle bir çapraz bir geçişimiz olacak bu alanda. Daha böyle rahat manevra yapabilmemizi sağlayabilecek bir, bize birazcık boşluk verir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burası var aklımda. Arka tarafına da belki bir böyle araba park yeri vesairesi koyabiliriz. Ya da birazcık daha bu tarafa doğru çekeceğiz. Şimdi bu arkada bir yolumuz var ya, şuradan gelen bir yol. Ben bu yolu böyle birazcık daha devam ettirmek istiyorum buraya doğru. Dolayısıyla sanki hani burası da olur. Buraya başka bir şey yerleştirebiliriz belki diye düşünüyorum. O şey için. Ya da böyle çevireceğiz. Ya da şöyle çevireceğiz atıyorum. O yola bağlı bir yerde olacak. Birazcık daha böyle dar bir alanda kalacak. Buraya yine başka bir binayı ya da bir üretimhane tesisini vesairesini koyabiliyor olacağız. Ya bu da şöyle baktığımız zaman bence güzel. Evet. Şeyimizi koyduk. 60K'yı gömüverdik buraya. Şimdiki çakıl diyelim. Bu alanı komple çakıl yapmak istiyorum. Var. Buralarda tabii dediğim gibi daha sonra başka şeyler yapılabilir. Buradan o yolun devamı buraya bağlanabilir. O zaman burada ne olur bilmiyorum ama şu an için burayı böyle boş bırakmak taraftarıyım. Çok fazla oynamayacağım buralarla. Güzel oldu bence. Keyifli oldu. Bir araçla gidelim. Bu arada ben bir şey yaptım. Şu yola birazdan göreceksiniz. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum yani açıkçası. Şimdiki first person'dan daha net görünecek. Bu yüzden first person şey yapacağım. Gideceğim.
Bu Mahindra'yı da satmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani çok beni memnun etmiyor bu şu anda. Özellikle böyle arazi içerisindeki minik taşıma görevlerini yapmak için alayım dedim ama maalesef istediğim performansı vermiyor bana. Şimdi yola iyi izleyin. Bu yol hiç böyle değildi. Artık biraz daha farklı. Fark ettiyseniz birazcık engebeli bir yol oldu. Niye böyle bir yol oldu onu da söyleyeyim. Tamamen şey mantığı. Ulan tarladayız. Koca tarla burası. Evet. Koskoca tarla. Çiftlikte böyle mükemmel pürüzsüz yollar olmaz. Kötü yollar olur. Ya kötü araziler olur. Dolayısıyla bu iki tarafı da bir de işte etraflarını şuraları buraları falan böyle hafiften bir böyle engebeli minik bir hale getirdim. Şimdi şuradan diğer tarafa geçelim. Buraya gelelim. Kumaş yapı, pamuk yapı. Kumaş yapı çalıştır diyoruz. Yapı kumaş depolanıyor. Depolamaya başlasın. Üretim başladı. Güzel. Burada artık yapı üretimimiz var. Yapı. Evet, şimdi buradan döndürelim bu makineyi. Bir de buradan gideyim. Bir de bu tarafı da göstereyim size. Tabii traktörde birazcık daha normal oluyor ama yine de fena olmadı. Gördüğünüz gibi hafif engebeli, aşağı yukarı çukurların vesairelerin olduğu bir alan oldu. Şimdi bunları dolduracağız vesaire dedim ama bu dorsayı bir bırakayım ben. Şimdi şöyle bir fikrim var değerli arkadaşlar. Dorsayı kullanmaya devam edeceğiz ama bu şeyle alakalı, Mahindra ile alakalı bir fikrim var. Şimdi bu Mahindra'nın durumu neymiş? Durum, boyama koşulları, her şeyi çok güzel. Tamam. Demek ki bunu satsak bir 25K paraya ihtiyacımız var şey için. Pickup kamyonet almayı düşünüyorum. Bunu satıp yerine pickup kamyonet almayı düşünüyorum. Çünkü küçük işlerde pickup kamyoneti kullanmayı tercih ederim açıkçası. Bir de bu arkadan gideyim. Arka tarafı da göstereyim size. Burada da böyle minik arazide hani yol böyle hafif engebeli yaptım. Buraya da birazcık. Çok belli olmuyor burada, daha fazla değil ama hani var yine de 3-5. Böyle hafif böyle tık 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 aşağı yukarısı var gördüğünüz gibi. Ama esas burası zaten, bu iki yol. Çok daha hani arazi, evet, tarladan geçiyorsun yani, hani sonradan şey yapılmış. Burası biraz sert oldu. Birazcık sert oldu son taraf. Hiç mi hiç zorlamaya gerek yok. Onar. Boya. Sat. Evet, şu anda 56 bin paramız var. Ay, hemen araçlara girelim. İndirimde bir şey var mı? Bizim işimize yarayacak. Bu neymiş? Ha, mısır ayçiçeği, soya fasulyesi vesaire ekecek bir ekici var. Güzel bir toplayıcı var. Bir Dorse söz konusu. Her şeyi taşıyabilen 37.500 litre kapasiteli. 27K yalnız, çok para. Bir de burada süt tankeri var. Çok büyük ama. Ben bu kadar büyük bir tankeri şu an için zaten çekecek şeyim yok. Gerek yok. Arabalar. Lizard'lardan düşünüyorum. Bu kamyonetler zaten şu an bütçemizin dışında. Dolayısıyla Lizard Pickup 1986 model bir kamyonet almayı düşünüyorum. Şu şey olacak. Renk olarak da bunu mu seçmiştim ben geçen sefer? Bunu seçmiştim sanki. Evet. Jantlarda böyle grimsi bir renk seçip 27.000'e bunu satın alıyoruz. 29.000 paramız kaldı. Evet be. Evet be. Sen gelmeden ben çıkıyorum yola. Güzel güzel. Biraz yaşlı bir araç aldık ama ne yapalım? Muhteşem hızlanmasıyla.
Eski meski yallah canavar gibi gidiyor evet. Tarla çok şey tarla demişim. Çiftlik çok güzel görünmeye başladı ben size söyleyeyim. Burası da güzel görünüyor. Güzel güzel. Şu çalıları toparlamam lazım. Biraz kötü görünüyor onlar. Direksiyonu toplamayı unutmamam lazım aynı zamanda. Buradan gittiğimiz zaman da gördüğünüz gibi burası da böyle hafiften hop 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 yapıyor bize. Şimdilik bu dorsayı buna bağlayalım. Dedim modlardan bir tanesi daha doğrusu mod değil de mod aslında ya bir şey çevre dosyası environment dosyası bu mod sayesinde kışın kar birazcık daha fazla kalacak o şeyde haritada yani bu sene kış vakti birazcık daha fazla kar görüyor olacağız şey değil bence güzel keyifli olacaktır diye düşünüyorum bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum açıkçası şimdi şuraya gidelim bu aracı şu tarafları bir yere bırakalım. Tamam, bunlar burada dursunlar. Şimdi bana o zaman ön yükleyicili bir şey lazım. Bu John Deere'ın ön yükleyici aparatı var. Bizim ön yükleyici bunda çalışıyordu galiba ama şey ağırlığın yönünü değiştirmemiz lazım. Sağdan boşaltıyor muyuz? Bu sağ, aynen. Kötü bir fildi bu. Road için fazla kapasite yok diyor. Nasıl yani? Bir dakika. Besin 27 bin. Aa fulledik bile bunu. Aa peki. Kötü bir feed vermiş olduk ama yapacak bir şey yok o zaman. Bir dahakine. Bir dahakine. Bize bir işte ön yükleyici, çatal yükleyici falan dedikleri var ya o telehandler dedikleri. Ondan lazım. Esas o olmadan çok iyi olmayacak bu manevra yapma işlemleri burada kocaman traktörle. Ama yapacak bir şey yok. Seni şuraya bırakalım. Şimdiki gün batmadan evvel eğer zamanımız yeterse yani şuraya ben bu istediğim şeyleri koymak istiyorum şimdi. Bu alana yerleştireceğim dediğim gibi ve buradaki katı şeyi almak için kullanacağız. Gübre yığını uzantısı olarak alıyoruz bunu. Ve bu arkadaşı buraya ben yerleştirmeyi düşünüyorum. Şu arkadaki yolun devam edecek şekilde diye düşünerekten birazcık hem yan tarafa hem bu tarafa boşluk bırakarak gerektiği takdirde o aradaki yolun da biraz genişlemesini sağlayacağımızı düşünerek
Şuraya ben salıyorum bu arkadaşı. Daha sonrasında da aletlerde ben bir iki tane mod indirdim yine. Tabii ki. Şimdi rampa modlarımız var. Bu arkadaş forklift ile herhangi bir işte perdeyle dorsaya giriş yaparken ki rampayı ayarlıyor, yüksekliğini ayarlıyor. Bu şu anda ihtiyacımız olan bir şey değil. Daha sonra kullanmayı düşünüyorum bunu. Bunu zaten kullanmıştık daha evvelden. Biliyorsunuz şu tarafta var aynısından. Şimdi burada iki tane böyle bir rampamız var. Bir tanesi böyle hafif uzun cana, şey kısa cana daha doğrusu, uzun değil. Tam farenin orta yerinde değil böyle kayık. Bir tanesi daha uzun bir rampa. Yani bayağı uzun bir rampa. Biri daha biraz daha kısa bir rampa. Farklılık olması açısından ben daha kısa rampayı kullanmayı düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Ve buraya koymayı düşünüyorum. Buraya şeyle gireceğiz. Tekerlekli yükleyiciyle gireceğiz. Yükü alacak. Tekerlekli yükleyici manevrasını yapacak, geri gelecek ya da bu yöne doğru yapacak manevrayı, geri gelip burada bekleyen traktör ya da işte neyse damper, dorsenin içerisine boşaltımını yapacak. Eğer böyle bir konumda olursa çok daha yumuşak. Tabii buna iki tane koymayı düşünüyorum. Dolayısıyla bir tane buraya. Birazcık daha böyle yanda olsaymış daha iyi olurmuş sanki. Şöyle bir ruhsat. Şöyle iki. Aynen. Güzel. Hava bayağı karardı bu arada. Ben de şey modu yok şu anda. Işık modu yok. Maalesef. Dolayısıyla hemen bir gidelim yatalım. Ama olsun. Evet, buraya baktığımız zaman böyle güzel bir burada rampart durumu söz konusu. Bu taraftan da manevra yapıp falan filan. Şimdi buraya hemen bir inşaata girelim. Peyzaj boyama. Yani güzel bir şey oldu, yükleme alanı olarak düşünüyorum. Geniş böyle hani o şey bakımından. Dediğim gibi burada gübre yığını birikecek. Biz de ileride inşallah alırsak bir tane tekerlekli yükleyici ile buraya geldiğim zaman buradan işte al manevranı yap geri koy falan şeklindeki işlemleri burada yapıyor olacağız. Bakayım burada bir şey var mı bu arada? Herhangi bir şey üretmemiş daha. Peki. Yani burası da böyle olsun. Tabi buraya bir şey ekleyelim. Dekorasyon. Diğer. Evet, buraya bir stain yer lekesi eklemekte fayda var bence. Büyük bir şey koyabiliriz. Burası pis bir alan gibi düşünelim burayı yani böyle. Şöyle bir leke burada hiç mi hiç fena durmaz yani yerde. Oralar öyle, buralar böyle. Evet, güzel güzel oldu bence. Şuraya sadece sanki bir iki ağaç daha salabilitem varmış gibi hissediyorum. Bir tane ortaya atsam şöyle. Yavaş yavaş gittikçe buraları böyle inceden inceden dolduracağız. Çok büyük çalı olmadığını düşünelim. Hadi yolu çok kapatmamak adına. Değil mi yani hani yolu çok kapatmayalım. Ha yani olur, şöyle olur. Ha yani çok hoş olmadı burada ama. Ha yani hani bir, belki bir minik ağaç daha buraya yer şöyle küçüğünden. İki tane falan. Bir büyük böyle. Öf. Biraz para harcıyoruz sevgili arkadaşlar. 3000'imiz kalmış. Gidiyor paralar.
Ama burası böyle keyifli bir ol. Bak çok keyifli olacak bir çiftlik var ya. Ben acayip şeyim yani buradan. Ümitliyim yani. Burası da çok güzel duruyor. Çok natural duruyor. Burası da hiç fena değil şu anda. Yani geldim buradan diye yükleyecek falan. Ön yükleyiciyle buradan alacak. Kaç litre varmış burada? 12 bin litre gübremiz varmış. Buradan da manuel olarak istersek doldurabiliriz. Şey otomatik olarak doldurabiliriz. Bu arka taraf içinde biraz paramız olduğu zaman buralarda da bir şeyler yapmayı düşünüyorum sonrasında ama şu anda çok paramız yok. 400 birkaç tane birikmiş olabilir burada. Bilmiyorum ama. Evet, birikmemiş galiba. Okey. Burada şu anda neyimiz var? Sütümüz 7000 litre. Bulamaç 24.000 litre. Güzel. Saman 3000 litre. Saman biraz vermemiz lazım bile. Ama parçalayıcımız yok. Parçalayıcı kiralamak lazım. Şu anda kiralayamam. Böyle bir şeyim yok. Bütçem yok. Burada yeni üreyen bir şey yok. O dünden bugüne. Yumurtaların daha vakti var. Koyunların daha vakti var. Evet değerli arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Güzel oldu bence bilmiyorum. Özellikle şurası ve hadi burası o kadar değil. Burası birazcık daha böyle kakadan diyeyim hani boktan ne kakadan diyeyim alan oldu burası. Burası çok tatlı oldu ya bilmiyorum ama. Böyle bir kapatalım bir gidelim bakalım. Burada böyle bir minik bir giriş alanı var. Böyle buraya geliyorsun. Böyle çalılar şey yapmış. Orada bir ışık var. Burada böyle giriş kapıları vesaireler. Binanın yanından yürüyebiliyorsun. Buradan binanın içerisine girebiliyorsun. Çok güzel. Resepsiyon vesaire var. Bu tarafa geliyorsun. Burada böyle hedge'ler. Bir ışık güzel böyle aydınlatacak burayı. Şunları kaldırayım hatta gelmişken. Hemen buradayken. Evet. Burada böyle bir giriş alanı var. Çok güzel. Daha sonra devam ediyorsun. Burası böyle hafiften böyle bir alan. Çukurlar hafiften belli oluyor. Şu çukur çok kötü ya. Burası arka arkaya bir iki tane fena. Burada ürünler gelecek. Atıyorum dorsa ile geleceğiz buraya. Yanaşacağız şöyle. Forklift'i getireceğiz. Tık oradan yükleyeceğiz buraya. Tık oradan buraya. Tık oradan buraya. Ondan sonra bu araç buradan düz gidip dönecek o taraftan. Yola bağlanacak falan gibi düşünebiliriz yani öyle. Burası da çok güzel oldu. Şu ağaçlar vesaireler çok doğal bir görüntü yaratıyor burada yani. Hoşuma gitti baya. Yol da fena olmadı. Hafif böyle oynaması vesairesi. Buraya geldiğimiz zaman da burası zaten yine güzel. Manevra yapacak yer var. Abur gelmiş ikincisi bu arada. Pekala. Şunları şöyle kenara şey yapayım bırakayım da spawn olursa spawn olsun burada. Yani gübre yığını geliyor ufak ufak gübreler. Bunlar dolduğu zaman sonra satarız. Güzel bir paraya satılıyor diye hatırlıyorum çünkü iyi para ediyorlardı yani bunlar. Onun dışında daha almamız gereken tabii bir şeyler var yani yok değil. Yani bu gönül isterdi ama 32 bin litre süt ya da su şu an için kullanacağım bir miktar değil çok büyük bizim için. Biz ne yapacağız onun için? Hayvanlarda galiba dorseler. Aynen. Buradan böyle 8000 litrelik bir dorse satın alabiliriz. Bu süt taşımıyor. Bu taşıyor. 8000'lik dorse 25K'ya satın alabileceğimiz bir maliyet. Çok pahalı değil. 2 balya alabiliyor bunlar. 3 ton, 5 ton, 36 bin, 35 bin neyse işte. Bir şey alabiliyoruz. Bu da saman parçalayıcı. Bundan da bir tane lazım. Bir tane de bundan lazım. Su tankımız var zaten. Bir tane de şeyimiz var. Mikserimiz var. O bakımdan bu ineklerle alakalı çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Yani bunlara saman parçalamak lazım ama önümüzdeki aya kadar idare eder 3000 litre saman diye tahmin ediyorum. İş vesaire yapıp da onu daha sonra çözeriz gibi geliyor. John Deere ile John Deere günlükleri. Traktöre park edecek bir yer bulmak lazım sadece. Onun dışında sıkıntı yok. Şu kamyoneti park edecek bir yer lazım. Bu Dorsey'i şuraya yanlayayım bence. Kötü manevralarda bir numarayım biliyorsunuz. Kendime işi zorlaştırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum farkındasınız değil mi?
Tamam, orada güzel. Abi bu kadar hızlı çabuk hızlanmaman lazım değil mi? Of, tehlikeli alet. Ha, burada biraz çilek çıkmış. Yani buradan geriye gidersem arabayı böyle park edebilirim gibime geliyor. Yani buradan geçip eve girebilirim. Araba da tam evin önünde temiz bir şekilde durur yani. Traktörler falan filan. Evet, alakası çok teşekkür ederim izlediğiniz, katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.